istifasıyla tüm iş dünyasını yasa boğan Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Toplumcu Demokrasi Partisi 8. olan kurultayı yapıldı. Genel başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler seçildi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu İstanbul'daki Gazze toplantısında yaptığı konuşmada sorun ancak iki devletli çözümle sonlanacaktır dedi. BAFTA ortaya çıkarılan Türk vakıfları ile ilgili haberi değerlendiren Vakıflar İdaresi söz konusu haberleri şaşırtıcı ve ilginç olarak niteledi. Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanları Siyaset Akademisi programı gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Eylem Can Arslan. Genç TV ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Vefatıyla tüm iş dünyasını yasa boğan Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz," dedi. Ankara'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak son yolculuğuna uğurlandı. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Ve tüm kardeşlerime, sizlere, başta Türk İş Başkanımız olmak üzere tüm sendika kardeşlerime başsağlığı dilemek istiyorum. Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kavlak'ın ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk İş Yöneticileri ve Konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle çok sayıda Türk Metal Sendikası üyesi katıldı. Törene ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1. Medya Kurumu Kurucu Başkan Ertan Birinci, Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve eski milletvekili Sendikacı Ahmet Çalı'da da katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan törende yaptığı konuşmada "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekten yeri doldurulamaz bir sendikacıydı. Doğru, dürüst ve ilkeliydi. Allah mekanını cennet etsin," dedi. Türk İş Genel Başkanı Atalay da Kavlak'ın 20 yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi. Pevrul kardeşim adil ve merhametliydi. Metal işçisi için, Türk işçisi için sabahlara kadar mücadele ederdi," diye konuştu. "Benim 20 senelik yol arkadaşımdı. Bu kardeşim adildi. Bu kardeşim merhametliydi. Bu kardeşim metal işçisi için, Türk işçisi için, 5 kuruş için sabahlara kadar mücadele ederdi. Onun için benim dağ gibi arkamda duran kardeşimdi. Sırrımı anlattım, kardeşimdi." TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'da Pevrul Kavlak'ın ülkeye, sendikasına ve Türk sanayisine büyük katkıları olan özel bir insan olduğunu ifade etti. Akkol, "Mükemmel, pırıl pırıl bir hayat geride bıraktı. Çok detaycı, çok özenliydi. İşçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik. Sözleşme bitmeden vefat etmeyeceğim," demişti bana. Bu son sözünü de tuttu. "Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu. Bize düşen onun ülkeye katkı amaçlı davasını devam ettirmektir," dedi. Pevrul Başkanımız çok özel bir insandı hakikaten. Her şeyden önce ülkeye, ülkesinden sonra kendi teşkilatına, kendi teşkilatından sonra da Türk sanayisine çok büyük katkılar olan bir büyüğümüz, bir emekçi, bir baba, bir lider, çok kuvvetli bir sendika başkanı aramızdan ayrıldı. Mükemmel, pırıl pırıl bir hayat geride bıraktı. Kendisine de bunu söylemek kısmet oldu. Çok detaycı, çok özenli, işçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik. Sözleşme bitmeden vefat etmeyeceğim, merak etme," demişti bana.
son sözünü de tuttu. Geride kalan ömürle ilgili benim içimde tek ruhta var. O da çok zamansız oldu. Çok erken oldu. Çok genç oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize düşen az evvel de ifade ettiği gibi onun davasını, her türlü ülkeye katkı amaçlı davasını devam ettirmekti. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ da cenaze töreninde yaptığı konuşmada Kavlağ'ın bilge bir lider olduğunu ifade ederek Pevrul Kavlağ'ı unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun çizdiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler doğrultusunda bize emanet ettiği her şeye el birliğiyle sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Pevrul Kavlağ bizim için sadece bir genel başkan değildi. Pevrul Kavlağ bilge bir liderdi. Pevrul Kavlağ bizim için babacanlığıyla, bizlere yaptığı babalığıyla gönlümüzde taht kurmuş bir insandı. Pevrul Kavlağ'ı unutmak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun. 62 yaşında hayatını kaybeden Pevrul Kavlağ'ın Türk Bayrağı ve Türk Metal Sendikası Bayrağı'na sarılı tabutuna törene katılanlar tarafından karanfiller atıldı. Törenin ardından Kırıkkale'ye gönderilen Kavlağ'ın cenazesi ikindi vakti Kırıkkale Kavlağ Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlağ'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Çok sayıda iş insanı ve seveninin katıldığı cenazeye ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1. Medya Kurumu Kurucu Başkan Ertan Birinci ile eski milletvekili sendikacı Ahmet Çalu'da da katıldı. Türk Metal Sendikası'ndaki törenin ardından Kavlağ'ın cenazesi Kırıkkale Kavlağ Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine katılanlar burada Kavlağ'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. İkindi vakti il müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kavlağ'ın cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Musallada yatan kardeşimizin bir mümin, bir müvahhid olduğuna şehadet eder miyiz? Evet. Şahitlik eder miyiz? Evet. Şahitlik eder miyiz? Evet. Nasıl biliriz? Bilmiyorum. Nasıl biliriz? Bilmiyorum. Nasıl biliriz? Bilmiyorum. Haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal. Haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal. Haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal. Allah razı olsun. Cenaze törenine Kavlağ'ın ailesi ve yakınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk İş Yöneticileri ve Konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle, Türk Metal Sendikası üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Çok sayıda iş insanı ve seveninin katıldığı cenazeye ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1. Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile eski milletvekili sendikacı Ahmet Çalu'da da katıldı. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 8. olağan kurultayı bugün yapıldı. Kurultayda tek aday olan Zeki Çeler genel başkan olarak belirlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 8. olağan kurultayında yeni genel başkan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu. Yeni Umut, Yeni Dönem sloganıyla TDP'nin bugün Lefkoşa Paradise Park'ta yaptığı olağan kurultayında parti genel başkanı, parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Kurultay gündemi çerçevesinde ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt açılış konuşmasını yaptı. Özkunt konuşmasında ülkenin her alanda çöküşte olduğunu öne sürerek partiye düşen görevlere ve bu görevlerin önemine dikkat çekti. Söz konusu kurultayın yeni dönem ve yeni bir umudun başlangıcı olacak bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Özkunt, ülkede yaşanılanları Kıbrıs Türk halkının hak etmediğini belirterek ülkeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Divan Başkanı Mehmet Armancı burada yaptığı konuşmada parti olarak geçmişte iktidara gelip gittiklerini ancak TDP'li hiçbir vekilin, bakanın, belediye başkanının, ailelerinin ve çevrelerinin hiçbir zaman pozisyonlarından kaynaklı olarak şahsi servetlerinde bir artış olmadığını hatırlattı. TDP Genel Başkanı Mine Atlı da genel başkan olarak yaptığı son konuşmasında 2 yıllık başkanlık döneminde ekip arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalar ve verdikleri mücadelelere değinerek bu yola neden çıktıklarını bir an bile akıllarından çıkarmadıklarını kaydetti. Program gereği kurultayda geçmiş dönem faaliyet raporu ve mali rapor partililerle paylaşıldı. Her iki rapor oy birliğiyle kabul edildi. Ardından sunulan bazı parti tüzüğü değişiklikleri de oylanarak kabul edildi. Onayların ardından yeni genel başkan Zeki Çeler konuşma yaptı. Zeki Çeler, TDP'nin yeni genel başkanı olarak bugüne kadar partide görev yapmış tüm başkanlara, tüm yönetim kurullarına, ilçe örgütlerine ve partiye emek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında TDP'li tüm siyasetçilerin halkın önüne alnı açık olarak çıktığını ve buna devam edeceklerini vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda İsrail-Filistin Savaşı ile ilgili konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in savaş suçlarını delilleriyle ortaya koymak zorundayız dedi. Sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci İsrail yönetiminin dezenformasyon faaliyetleri ve gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları temasıyla İstanbul'da yapıldı. Toplantıya 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İsrail'in Filistin'deki zulmünü anlatan kısa filmin izlenmesiyle başlayan toplantının açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bedeli ne olursa olsun İsrail'in barbarlığını, soykırım girişimlerini, savaş suçlarını ve Filistin'in tamamında sürdürdüğü kötücül faaliyetlerini delilleriyle ortaya koymak zorundayız dedi. Altun, teşkilatın merkezi olan Kudüs'ün bugün işgal altında olduğunu aktararak, ne var ki 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail, zulümlerini kat be kat artırmış, dünyanın gördüğü en büyük katliamları soykırımı Gazze'de, Filistin topraklarında hayata geçirmiştir. Ne yazık ki bu süreç devam etmektedir diye konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı şartına göre teşkilatımızın merkezi Kudüs'tür. İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısına Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katılarak konuşma gerçekleştirdi. Ertuğruloğlu, İsrail-Filistin konulu toplantıda yaptığı konuşmada Gazze'de sorun ancak iki devletli çözümle sonlanacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca dün İstanbul'da düzenlenen ve işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci İsrail yönetiminin dezenformasyon faaliyetleri ve gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları temasıyla gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısına katılarak konuşma yaptı. Ertuğruloğlu konuşmasında teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmesi, İletişimin yaygın kullanımı, haber kaynaklarının çoğalması ve dolayısıyla algı yönetimi ve dezenformasyon ve manipülasyonun da arttığına işaret ederek, İsrail hükümetinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını gizlemek için bu yöntemi kullanıp uluslararası kamuoyunun dikkatini farklı bir cepheye taşıdığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Gazze'de sorunun ancak iki devletli çözümle sonlanacağını vurguladı. Bakan Tahsin Ertuğruloğlu toplantı çerçevesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Muhammed Rolio ile bir araya geldi. İstanbul'daki ikili temaslarını tamamlayarak bugün adaya dönecek olan Ertuğruloğlu'na İstanbul Başkonsolosu Fatma Mallıdağ Demirel, 3. Sekreter Esma Eroğlu ile basın ve informasyon memuru Mert Efekan eşlik etti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Aristodulidis'in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik güven yaratıcı önlem açıklamasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen önlemlerin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Konuyu manşetlerine taşıyan Rum basını, Aristodulidis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kabul etme konusundan kaçma yolunu aradığını da aktardı. Rum basını, Rum lider Nikos Aristodulidis'in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik güven yaratıcı önlem açıklamasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen, önlemlerin tam olarak ne öngördüğü, ne zaman yürürlüğe gireceği ve hak sahiplerinin kimler olacağının henüz açıklanmadığını hatırlattı. Haberde 14 maddeden birinin de Kıbrıslı Türk hak sahiplerine dulluk maaşı verilmesiyle ilgili olduğu anımsatıldı. Güneyde çalışan ve sosyal sigorta yatırımı yapan Kıbrıslı Türklerin halen dulluk maaşı almaya hak sahibi olduğunu ve aldığını yazan gazeteler, Sosyal Sigorta Dairesi verilerini kaynak göstererek 2022'de toplam 1382 Kıbrıslı Türk'ün dulluk maaşı aldığını, bunun toplam yıllık maliyetinin 6.317.114 euro olduğunu yazdı. Gazeteler Rum tarafında çalışan, gerekli yatırımlarını yapan Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri emekli maaşını aldıklarını ancak nikahları 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıyıldığı için öldüklerinde maaşlarının eşlerine kalmadığını yazdı. Bunun nedeninin Başsavcılığın 2016'da verdiği Temmuz 1974'ten sonra sahte devlette kıyılan nikahlar geçersiz sayılır. Yani Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıyılan nikahları tanımadığı yönündeki görüşü olduğunu ekledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, BAF'ta ortaya çıkarılan Türk vakıfları ile ilgili Rum basınında çıkan haberi değerlendirdi. Vakıflar İdaresi haberi şaşırtıcı ve ilginç olarak niteledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, BAF'ta ortaya çıkarılan Türk vakıfları ile ilgili açıklama yaptı. Kıbrıs'ta tarihsel süreçte hukuki temele sahip anayasal tescilli bugüne kadar koruma altında olan Kıbrıs Türk vakıflarının günümüze gelinceye kadar maruz kaldığı hukuk dışı müdahalelerle mağdur edildiğinin apaçık ortada olduğunun vurgulandığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Fileleftheros gazetesinde BAF'taki Kıbrıslı Türk varlıklarına ilişkin haber değerlendirildi. Vakıflar İdaresi BAF'ta Kıbrıs Türk Malları Biriminin BAF kazasında 51 Kıbrıs Türk mezarlığının tespit edildiğini, buna ilaveten 34 caminin bulunduğunu, 5 caminin ise eski eser kapsamına alındığına ilişkin Fileleftheros gazetesinde yayımlanan haberi şaşırtıcı ve ilginç olarak niteledi. 34 caminin bugüne kadar kayıtlarda görülmemesi veya bilinmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Vakıflar İdaresi böyle bir ifşaat, bugüne kadar örtbas edilmiş, bulunan tarihi bir gerçeğin şuursuzca ortaya atılmasından öte bir anlam taşımamaktır açıklamasında bulundu. Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada Kıbrıs Türk Malları Biriminin tarihsel süreç içerisinde yitirilmiş bulunan Türk vakıf mallarının birer birer tespitini yapması, yıkılan mescitlerimizin ve eğitim yuvalarımızın kimler tarafından nasıl harap edilerek ortadan kaldırılmış olduğunu açıkça ortaya koyması ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmesi daha isabetli olacaktır denildi. Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanları Lefkoşa ilçe başkanlığında toplandı. Toplantıda Mart ayında başlaması planlanan Siyaset Akademisi programı başta olmak üzere örgütlerin güçlendirilmesi için atılacak adımlarla son siyasi gelişmeler ele alındı. Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanları Lefkoşa ilçe başkanlığında Siyaset Akademisi ve son siyasi gelişmeler gündemiyle toplandı. Lefkoşa İlçe Başkanlığı'nda yer alan ve Mart ayında başlaması planlanan Siyaset Akademisi programı başta olmak üzere örgütlerin güçlendirilmesi için atılacak adımlarla son siyasi gelişmelerin ele alındığı toplantı, Lefkoşa İlçe Başkanı Milletvekili Ahmet Savaşan, Gazi Mosa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey'in katılımıyla yapıldı.
Siyaset Akademisi'nin uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu'nun dünden bugüne Ulusal Birlik Partisi konulu açılış dersiyle başlaması planlanıyor. Etkinlikte Mavi Vatan kavramını literatüre kazandıran Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Türklerin Psikolojisi Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler kitabının yazarı Profesör Doktor Erol Göka, yapay zeka ve politika ilişkisi konusunda Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan yanı sıra Ulusal Birlik Partisi kurucuları, diplomatlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ve uzman konuşmacıların yer alacağı duyuruldu. Açıklamada akademi kapsamında ayrıca Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki önemi, Kıbrıs sorununun tarihçesi, müzakere süreci, Annan planı süreci ve referandum, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, iki devletli çözüm modelinin temelleri, uluslararası hukuk bağlamında Kıbrıs meselesi, medya okuryazarlığı, ekonomide temel kavramlar ve modeller, Ulusal Birlik Partisi iktidarlarında gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük projeler ve ekonomiye katkısı, siyasette stratejik iletişim ve kamu yönetimi, yerel yönetimler perspektifinden UBP belediyeciliği ve KKTC'ye kazandırılan projeler, toplumsal yapı ve aile kurumu, Kıbrıs, Türkiye ve dünyadaki su sorunu ve çözüm önerileri, sürdürülebilir turizm çeşitleri ve KKTC'deki istihdam fırsatları konularında dersler verileceği belirtildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat yaptığı yazılı açıklamada ülkemizde üretilen zeytinyağlarında ciddi miktarda hileli ürünlerin tespit edildiğini söyledi. Kürşat, sahte zeytinyağı satarak haksız kazanç elde edenler ve halk sağlığıyla oynayanlar ifşa edilmeli dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Gürşat yaptığı yazılı açıklamada ülkemizde üretilen zeytinyağlarında ciddi miktarda hileli ürünlerin tespit edildiğini kaydetti. Kürşat daha önce de hileli zeytinyağlarını tedavüle sokan işletmelerin yine sahte ürünle piyasada yakalandıklarını, söz konusu işletmelerin Tarım Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirtti. İskele Milletvekili Kürşat 66 üründe yapılan analizde 19'unun sahte çıktığını, rapor gelene kadar da bu ürünlerin 5 yıldızlı otellerde ve piyasada tüketildiğini, otelleri ucuz ve halka da saf zeytinyağı diye yüksek fiyatlara sahte ürünler satıldığını kaydetti. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 5 çeşit yer fıstığı üretimi denemesinden ümit verici sonuçlar alındı. Enstitünün araştırmasına göre yer fıstığı üretiminde dönüm başına 50 bin Türk lirası net gelir elde edilebilecek. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 1'i yerli 4'ü Türkiye'den olmak üzere 5 çeşit yer fıstığı üretimi denemesinden olumlu sonuçlar alındı. Yılda ortalama 580 ton fıstık ithal eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den getirilen yeni çeşitlerin de dahil edildiği denemede bu çeşitlerin birinden dönüm başı 1200 kilo verim alındı. Maliye çalışmalarında tüm giderler ve hasatta kullanılacak makinelerin kirasının da dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan Enstitü Müdürü Cem Karaca, yapılan denemenin ilk yılki sonuçlarının çok ümit vaat ettiğini, Türkiye'den gelen uzmanların da Kuzey Kıbrıs'ta bu kadar verim beklemediğini, hatta buradaki verimin Türkiye'de alınan verimin üzerine çıktığını dile getirdiklerini bildirdi. Cem Karaca, üreticinin yer fıstığı üretiminden kopma nedeninin en başında işçilik maliyeti olduğu ancak makinelerin devreye girmesiyle işçilik maliyetinin düştüğünü ifade etti. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün girişimleriyle yer fıstığı hasat makinesi alındığını ancak harmanlama makinesinin henüz alınamadığını belirten Karaca, harmanlama makinesinin de bu yıl alınacağını söyledi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yer fıstığı çeşitlerinin adaptasyon denemesi çalışmasının lideri Kazım Baş'ta açıklamasında, çalışmanın bir ayağının da Kuzey Kıbrıs koşullarına uygun yer fıstığı çeşitlerinin belirlenmesi olduğunu kaydetti. Baş, yaptıkları hesaplamalarda dönüm başı net gelirin 50 bin
40.000 TL, kirli gelirin 65.000 TL, giderin ise 15 ila 17.000 TL civarı olduğunu ifade etti. Baş, Türkiye'den getirilen çeşitlerden Türkiye'de alınan verimin üzerinde verim aldıklarını, verimde en son sıranın ise yerli çeşiden aldığını bildirdi. Kazım Baş, Türkiye'den getirilen çeşitlerin sertifikalı olduğuna da işaret etti. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ülkeye 2022'de 630 ton fıstık ithal edildi. Son 5 yılın ortalama ithalat miktarı ise 580 ton olarak açıklandı. Maliye Bakanı Özdemir Berova bölge ziyaretlerini sürdürüyor. İskele bölge halkıyla meydana gelen Berova, ülke sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, İskele ve Karpaz bölgesini ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İskele'de Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi'ni ziyaret eden Berova, buradaki çalışanlarla bir araya geldi ve dairenin işleyişiyle yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Karpaz bölgesine giden Berova, Yenierenköy Belediyesi'ni ziyaret etti. Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı tarafından karşılanan Berova, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Berova daha sonra Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile birlikte Dipkarpaz'da genç yaşta hayatını kaybeden vatandaşın evine giderek ailesine taziyelerini iletti. Mevlid'e katıldı. Berova son olarak Kaleburnu ve Yenierenköy'ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanlığın çalışmalarını aktardı, bölge ve ülke sorunlarını dinledi. Bakan Berova'ya köy ve bölge ziyaretlerinde Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve bakanlık bürokratları da eşlik etti. Dipkarpaz Sağlık Ocağı'na başvuran bir hastayı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne taşıyan bir ambulans eşek sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak ambulans hasar gördü. Dipkarpaz'da ambulans eşeğe çarptı. Polis basın subaylığının açıklamasına göre kaza dün gece 21.45 sıralarında Dipkarpaz Yenierenköy ana yolunun 11. kilometresinde oldu. 51 yaşındaki Hosrof Tanışman yönetimindeki ambulansla Dipkarpaz Sağlık Ocağı'na başvuran bir hastayı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne sevki için Yenierenköy istikametinde seyrettiği sırada yolun solundan yola atılan yabani eşek sürüsü içindeki bir eşeğe çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadığı, ambulans araçta hasar meydana geldiği ve aracın çarptığı eşeğin ise kaza yerinden uzaklaştığı belirtildi. Polisin ülke genelinde yürüttüğü trafik denetimleri sürüyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde 6 sürücü tutuklanırken 37 araç da trafikten men edildi. Ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1898 araç sürücüsü kontrol edilirken sürücülerin 445'i rapor edildi. 6 sürücü tutuklanırken 37 araç da trafikten men edildi. Polis bültenine göre sürücülerin 316'sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 32'si alkollü, 21'i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7'si sigortasız araç kullanmak, 6'sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4'ü seyrü sefer ruhsatsız, 3'ü emniyet kemeri takmadan sürüşten ve 56'sı diğer trafik suçlarından suçlu bulundu. Söz konusu 445 araç sürücüsü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücü tutuklandı, 37 araç trafikten men edildi. Geçtiğimiz Perşembe günü Lefkoşa'nın Zahra Sokağı'nda iki grup arasında çıkan kavga ile ilgili 14 kişinin tutuklanmasının ardından 4 kişi daha tutuklandı. Lefkoşa'da Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak'ta Perşembe gecesi meydana gelen kalabalık kavga olayının ardından önceki tutuklamalara ek olarak 4 kişinin daha tutuklandığı bildirildi. Polis açıklamasında halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde kanunsuz olarak toplanan şahıslarla ilgili ileri soruşturma yapıldığı ve söz konusu soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin daha tutuklandığı belirtildi. Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri artırıldı.
Ekipler bölgede herhangi bir huzursuzluk çıkmaması için yaya ve ekip araçlarıyla devriye gezmeye devam ediyor. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde kurs gören çocuk ve yetişkinlerin resimlerinin sergileneceği Gönyeli Sam Resim Sergisi açıldı. Sergi 28 Şubat Çarşamba gününe kadar gezilebilecek. Gönyeli Sam Resim Sergisi Perşembe günü açıldı. Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Gönyeli Sam'da yer alan etkinlikte açılışı Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı. Çocuk resim eğitmeni Hanife Mine Egemen'in 21 kursiyeri ve yetişkin resim eğitmeni Kezban Tanlı'nın 22 kursiyerinin eserlerinin sergileneceği etkinlik 28 Şubat Çarşamba gününe kadar Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde gezilebilecek. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi sabah 8 ile 19.30 saatleri arasında halka açık olacak. Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada Gönyeli Sam'da uzun süredir devam eden altyapı sorunlarını ve fiziksel sorunları çözmek için göreve geldikleri günden beri yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Amcaoğlu özellikle elektrik altyapısının şebeke enerjisi sistemine geçişi için yeniden düzenlemeler yapılarak sorunun çözüldüğünü, merkezi ısıtma ve yerden ısıtma sisteminin çalışır hale getirildiğini, ayrıca binanın çatı kısmındaki izolasyon sorununun da önemli ölçüde çözüldüğünü dile getirerek, merkezdeki oyun parkının zeminiyle birlikte yenilendiğini ve internet altyapısının güçlendirilerek online işlemlerin kolaylaştırıldığını kaydetti. Konuşmasında merkezde 21 farklı kurs seçeneğiyle yaklaşık 900 kursiyerin bulunduğunu belirten Amcaoğlu, bundan sonra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını ve bu çabanın ilk somut adımının da bu resim sergisi olduğunu ifade etti. Ana haber bülteniyle karşınızdaydık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek sağlıkla kalın.